gözümün önünde pırıl pırıl bir genç kız. Bir de babası var benim gibi rahatsız. Üzgünüm, büyüdüm, bunu biliyorum. Seni çok seviyorum. İçten sıcak sarılmışım gibi bir sevgi sarmış bak tümenliğimizi. Sen bir tanem bunlara aldırma, bitecek bu kavga en sonunda. İçten sıcak sarılışım gibi bir sevgi sarmış bak tümenliğimizi. Sen bir tanem bunlara aldırma, bitecek bu kavga en sonunda. Tamam. Öyle olsun abicim. Çok yakında ben bütün Gremlin ödüllerini teker teker toplarken sen yanıma gelirsin ama. Vedat, ne olur bir röportaj. Vedat, ne olur bir fotoğraf. Bir dakika. Ne ödülü? Gremlin ödülleri abicim. Yapımcı Muhteşem Bey söyledi. Bu sene yeni kasetimle bütün Gremlin ödüllerini toplarmışım. Vedat, sen şu şarkıcılıktan falan vazgeç. Komedyen ol abicim ya. Beni o kadar çok güldürüyorsunuz, o kadar çok eğlendiriyorsunuz ki hep yanınızda olayım istiyorum. Hep yanımda olun istiyorum, biliyor musunuz? Gerçekten mi? Ay, ne dedim ben? Dediniz ki beni o kadar çok güldürüyorsunuz ki hep böyle... Ne dediğimi biliyorum, ne dediğimi biliyorum efendim. Öyle demek istemedim. Yani ne zaman size baksam içimden gülmek geliyor demek istedim. Şimdi peki siz bana hakaret mi ettiniz, iltifat mı, tam anlayamadım ben. Kaçıl bakayım kızım, kaçıl, hemen açayım şunu. Sakın aklınızdan bile geçirmeyin Tahir Bey, sakın sakın. Neyi aklımdan bile geçirmeyeyim Gülüzer Hanım? Tam 30 yıl gözüm gibi baktım ben bu gelinliğe. Bırakın fermuarını, bir ipliğini bile kestirmem size. Ama Gülüzer Hanım. Hemen gidin o makası ait olduğu çekmecenin derinliklerine koyun Tahir Bey. Nasıl kapattıysak bu fermuarı aynen öyle açacağız. Kesmeden, yırtmadan, kılına bile zarar gelmeden. Olmaz. Ne olmaz? Babamla Berna abla evlenemez. Niyeymiş o? Çünkü Altay'la biz kardeşiz. Ne? Aman, onlar evlenirlerse otomatikman Altay'la ben kardeş olmuş oluyoruz. Olur mu öyle şey canım? Oo, sen de düzel artık abicim ya. Hürmetle Roza, Roza Bey, hürmetle Roza Bey, 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 hürmetle Roza Bey, Roza Bey, ne işiniz var burada ya? Biz aradığımız evi bulduk bile. Buldunuz mu? İşte burası. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, yetti ama ya, kaç dakika oldu ya? Yani en son dövdüğünüz emlakçı gelip size bu apartmanda bir daire buldu, öyle mi? Aynen öyle. Anlıyorum. Ne diyeceğim? Rica etsem... Şu emlakçının yerini bana da bir tarif eder misiniz acaba? Niye? Ne yapacaksın ki? Gidip ben de döneceğim. Bu benim seçim kampanyası kıyafetim. Ha, şimdi anlaşıldı. Tabii, yakışır hocama. Hatta gözlerimi sizden alamıyorum. Göz kamaştırıyorsunuz ve aynı Kadir İnanır'a benzemişsiniz şeklinde. Üç güzel iltifatla size biraz yalakalık etsem fazla abartmış olmam herhalde. Kes! Halis mulis limon kolonyası bu. Başka yerde bulamazsın. Memleketten getirttim özel. Öde kolon de mardin. Son bir tanemiz olacaktı burada ya. Kim yedi bunu ya? Ördek sen mi yedin bakayım bunu? Hohte bakayım. Hohte. Yok. Sen yememişsin. Kim yedi o zaman? Bu evde çok tuhaf şeyler oluyor. Bu evde çok tuhaf şeyler oluyor. Anne! Berna Hanım. Durun. Biri anne dedi galiba. Ne? Şşş. Yok Berna Hanımcığım. Ne anası, annesi?
Ben Berna Hanım dedim. O kadar. Bakın bir daha diyeyim isterseniz. Berna Hanım. Berna Hanım. Bakın anneye falan benzemiyor. Gördünüz mü? Berna Hanım. Sadece Berna Hanım. Hayret. Bana biri anne diye seslendi gibi geldi. Seksekçisiz andı herhalde. Aa, biz seksekçiyi aman Altay'ı unuttuk görüyor musunuz Sedat Bey? Aman efendim ne güzel işte. Unutmaya kaldığımız yerden devam edelim bence. Sedat Bey. Şaka ediyorum efendim şaka şaka. Neyse şunları bırakalım da ben bir 5 dakika yukarıya çıkıp Altay'a bakayım. Daha ördeğin yemini falan vereceğim. Tabii çıkın efendim tabii. Sedat Bey. Efendim Berna Hanım. Ne yapıyoruz şimdi? Otobüs bekliyoruz galiba. Nasıl efendim? Daha ne duruyorsunuz? Niye basmıyorsunuz şu zile diyorum? Basacağım da. Ben ağır bir sakarım yani biliyorsunuz. Yine çarpar diye çok korkuyorum. Sedat Bey. Voltaj beni seviyor ben ne yapayım? Kaçalım şuradan. Tüh. Neyini oynadığımızı söylemeyi unuttuk görüyor musun? Aa, buldum. Kalkıp kapıyı açmacasını oynayalım. Ne dersin? Tamam. Hadi Latife Sultan. Kalk aç kapıyı o zaman. Tamam. İyiydi ben kaybetmedim ki daha. Aman ne fark eder ki? Nasıl olsa hep ben kaybediyorum zaten. Geldim. Aa, Sedat Bey ile Berna Hanım gelmişler. İstersen bir de ayağını yere vur böyle tok tok tok. Biz geldik ya ev halkına anons ediyorsun. Tok tok. Benler baylar Kadıköy kontu Sedat Beşiktaş düşesi Berna Hanım. Ben yine bir şey aldım. Alsana şunları Latife Sultan kollarım uzadı. Orada peynirler var dikkat et buzdolabına koy. Tamam Sedat Bey. Berna Hanım. Sahiden 2'şer 3'er santim uzamış galiba. Ne? Kollarım diyorum. Yaşasın. Artık da buraya çıkmadan ampulleri değiştirebileceğim. Ampulleri mi? Evet. Sonra istediğim kadar rebound'a çıkabileceğim. Yandan gelen hava toplarına hakim olabileceğim. Yere eğilmeden yerden muz kabukları toplayabileceğim. Muz kabukları? Evet. Ne yapıyor bu? Yaşasın. Buzumu buldum. Ay Sedat Bey ne olur yeter artık. Baba ben Berna hayrola? Bir yerden elinize ucuz bir gülme gazı falan geçti herhalde. Sarhoşundan da değilsiniz. Fazla ağır torba taşımaktan babanın kolları uzamıştı ona gülüyoruz Ececiğim. Kollarım uzamış. Ne yazık ki evrim teorisi tam tersine işliyor bugün. Babanda hafif bir maymunlaşma yaşanıyor. Ay maymun çok komik. Maymun mu? Ne oldu Berna Hanım? Tanıdığınız başka bir maymun arkadaşınızı hatırladınız galiba. Aslında aynen öyle oldu biliyor musunuz Sedat Bey? Ne? Ha?
Ne oluyor bana ya? Aa! Bu resim ne arıyor burada ya? Evde bir maymun var galiba. Hadi canım. Yok artık. Evde maymun varmış. Orman mı burası? Kim yedi o zaman bu muzu? Bir maymundan başka kim bu kadar özenle hiçbir kabuğunu koparmadan soyabilir ki bu muzu? Belki de annem soymuştur canım. Portakal belini soymak da hiç fena değildi yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. Kesin o yedi bu muzu. Sen de çok komiksin yani Altay. Sakın bunu Ece'ye anlatma. Kesin terk eder seni sonra. Zamandaki pek çok canlıdan daha akıllı olabilirler. Ama bu akıllarını boş işler için kullanırlar. Uhuh mu? Olur mu ördekçim? Sen vak vak diyeceksin. Uhuh değil. Sen bir ördeksin unuttun mu? Sen de haklısın aslında. Maymun diye diye seni de etki altında bıraktım tabii. Yazdan kalma bir güzel. Uhuh değil abicim. Vak 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 vak. Uhuh değil abicim. Bak 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 bak. Bak hala uhuh diyor ya. Bak bak. Ne var abicim? Al. Bak ördek. Çakacağım şimdi bir tane ha. Nereden çıktı bu uhuh ya? Sen de kısa abicim şunun sesini ya. Bak bak diyeceksin. Bak bak. Ördek. Şu anda arkamda bir maymun varsa bak de bakayım. Anne! 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 Anne neredesin? Bakın, duydunuz mu yine? Neyi duyduk mu Berna Hanım? Biri yine anne diye bağırdı. Yok efendim, ben bu defa Berna Hanım bile demedim vallahi. Sen dedin mi kızım? Ne dedim mi babacığım? Anne dedin mi mesela? Anne mi? Ah, bakın bakın. Yine duyuluyor işte. Anne. Ses gittikçe anne. Yaklaşıyor. Duymuyor musunuz ya? Anne. Ben dedim işte size. Şerefsiz evladıyım. Şerefsizim. Şerefsizim. Tarka. Ya koy. Benimkini bırak. Abine de ver. Aferin. Hadi bakalım. Muhteşem abi. Babam çay paralarını soruyor abi. Ya oğlum dedim ya sana kaset yapınca bir kere de tek taksit ödeyeceğim diye. Vallahi babam bu çaydan sonra başka yok dedi. Bir daha interkoma da çıkmayacakmış abi. Tamam ulan tamam. İlle de beni misafirin önünde mahcup edeceksiniz değil mi? Al bu kartı götür babana hepsini buradan alsın. İyi de muhteşem abi şimdi bu kredi kartı değil ki telefon kartı. İyi bak öyle böyle değil. Yüzlük kart limiti yüksek. Ama... Hadi canım hadi. Selam söyle babana hadi. Ödemelerimi plastik kartla yapmayı hiç sevmiyorum ama bazen mecbur ediyorlar işte. Ya. Nasıl Her gün böyle zırt pırt geleceksen şuraya sana da bir masa atalım istersen. Yok muhteşem bey. Verdiğim kaset peşinatını makbuzunu alıp gideceğim hemen. Siz öğleden sonra orada demiştiniz ya bana. Öyle mi demiştim? Evet. Allah Allah. Ne çabuk öğleden sonra oldu o zaman ya. Ben de çok geç kaldım aslında. Hemen alıp gitsem diyorum şu makbuzu. Hazır değil mi makbuz? Tabii hazır olmaz olur mu? Tabii canım şurada çekmecelerden birine koydum. Burada. Ah canım benim. Ne güzel bir makbuz bu böyle ya. Ya... Hadi verin de ben de sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim artık. Sen önce kapa gözünü. Ne? Canım kapa gözünü sürpriz yapacağım. Sürpriz mi? Makbuz vereceğim.
İyi de Muhteşem Bey, neresi sürpriz bunun anlamıyorum ki. Bana makbuzumu vereceksiniz işte. Saf oğlum benim ya. Bu makbuz öyle böyle bir makbuz değil. Acayip bir makbuz. Görünce ana diyeceksin. Ha sen kapa gözü. Ama... Kapa. Ya kapa. Kapadın mı? Sakın açma ha. Vay be vay be, makbuza bak be, makbuza bak be. Ulan ne makbuz be. Allah'ıma kitabıma, böyle makbuz yok ya. Tamam mı Muhteşem Bey, açayım mı? Muhteşem Bey? Muhteşem Bey? Muhteşem Bey? Altay, oğlum ne oldu? Konuşsana, ne oldu? Maymun vardı. Maymun mu? Heh, al işte, bir maymun daha. Ne? Cu. Maymun Cu. Yani alın işte bir maymuncu daha demek istedim. Biz az önce... Aramızda maymunlar hakkında konuşuyorduk ya Berna Hanımcığım. Hatta siz eski bir maymun arkadaşınızı hatırlamıştınız. Hatırladınız mı? Yani ben de maymuna muzu hazırla anlamında şey ettim, söyledim. Ne evet, maymunu bu. Oğlum? Nereden çıktı şimdi bu maymun? Berna Hanım, maymunlar genellikle Orta ve Güney Afrika'da ormanlık arazide böyle kabileler halinde. Yani biz insanların aile yapısına benzer bir yapıda... Sustum. Evde bir maymun var anne. Evde bir maymun var? Gelin benimle. Berna Hanım, Berna Hanım. Sedat Bey. Altay. Ece, sarıl bana, çok korkuyorum. Ece. Ne yapıyorsun bakayım orada? Hiç. Altay bayılıyordu. Ben de... Ayıltıyordu. Evet, ayıltıyordum babacığım. Evet, ayıltıyordu. Yapma ya. Limon kolonyası mısın sen? Ne? Gel benimle, maymuna bakmaya gidiyoruz. Maymuna mı? Evet, düş önüme. Sen gelmiyor musun? Geliyorum. Zıpla. Maymuncu. Şöyle ağız tadıyla bir gerilla ortamı yaşatmıyorsunuz insana. Elektrikler sonra o kadar. Gerilla ortamı mı? Evet. Buz kabuğu. İzler hala sıcak. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Buralarda bir yerde olmalı. Yürü. Ececiğim, senin baban askerliğini nerede yapmıştı? Ankara'da yanlış hatırlamıyorsam. Aa, Vietnam'da filan değil yani. Vietnam'da mı? Hadi gel gel. Evladım, bu maymun bildiğimiz türden bir maymun değil mi? Sizin oralarda maymunlar nasıl oluyor Latife teyze? Bizim oralarda mı? Ya bildiğimiz maymun işte. Kıllı, koca kulaklı, uzun kollu. Goril filan değil yani. Yok, o kadar değil. Oh, iyi bari. Goriller pek bir kabadayı oluyor biliyor musun Altay Bey evladım? Böyle göğüslerine vuruyorlar güm 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 diye. Ay benim ödüm kopuyor o zaman. Ne? Altay hadi. Açılıyor mu kızım, açılıyor mu? Az kaldı hanım, dayan dayan. Ay! Ne oldu? Yırtadın mı yoksa? Yok hanım abla, elimi kesiyordum az kalsın. Tamam o zaman, mesele yok. Yok, açılmıyor. Bunun fermuarı sıkışmış. Ciddi mi söylüyorsun kızım? Biz de gelinlik bize naz yapıyordu, ondan açılmıyor sanıyorduk. Ne? Biz de biliyoruz herhalde fermuarın sıkıştığını. Seni niye buraya çağırdık sanıyorsun? Ne bağırıyorsun hocam? Ben bunu açamam ki. Tek çare var, o da fermuarı sökmek.
Hele bir deneyin. Hele bir deneyin. Aa, yetti artık. Be. Hanım abla. Bıktım hepinizden. Beceriksiz şeyler. Beceriksiz insanlar. Çok daha profesyonel bir terziye ihtiyacımız var. Şöyle 30-40 yılını bu işlere vermiş birine. Aa, tabii ya, buldum. Yine kimi buldunuz babacığım? Latife Sultan. Ay, ödümü kopardınız Sedat Bey. Sizi bir an için maymun sandım. Öyle mi? Uzaktan biraz benzerim aslında. Çok affedersiniz Sedat Beyciğim. Öyle demek istemedim aslında. Tamam efendim, tamam tamam, önemli değil. Gelin bu taraftan. Şu koltuğun arkasına bakalım. Sedat Bey. Efendim Berna Hanım. Kaçtı galiba. Nasıl efendim? Ya, maymun diyorum. Bizim geldiğimizi duyunca kaçtı galiba. Gel gel. Biraz zekidir de kendisi. Öyle mi? Bakıyorum siz çok iyi tanıyorsunuz bu maymunu. Evet, biraz yani. Ne? Geçen sene hayatını kurtarmıştım da onun. Büyük bir ihtimalle bana teşekkür etmeye geldi. Ya da... Ya da ne Berna Hanım? Ya da bana aşık olduğu için. Nasıl aşık yani ya? Hani var ya aynı şu King Kong filmindeki goril gibi. King Kong mu? Neyse canım, çoktan kaçmıştır herhalde. Hayır efendim, hayır. Omuralarda. Ben hissediyorum ve yanlış hatırlamıyorsam King Kong'un sonunda maymun kaybediyordu, esas oğlan kazanıyordu. Esas oğlan mı? Evet. O sarışın kadına aşık olan diğer normal adam yani. Anlıyorum. Bu durumda esas oğlan ben oluyorum tabii. Ne? Nedir be ya? Esas oğlan ben oluyorum dediniz. Yok yok, ben anlamda demek istemedim. Yani maymunu yakalayacağım ya, o açıdan şey ettim. Maymunu yakalayacaksınız öyle mi? Evet. Çok az kaldı Berna Hanımcığım. Ormanda Sedat için 10 maymun gücündedir dendiğini duydunuz mu hiç? Ne? Gelin benimle. Şimdi yakalayacağız onu. Bu taraftan. Şimdi nasılsınız Muhteşem Bey? İyiyim iyiyim. Çok daha iyiyim Vedatçığım. Acımı kalbime gömmeye çalışıyorum işte. Hadi artık, ne olur toparlayın biraz kendinizi. Ölen ölünmez biliyorsunuz. Bakın yarın hemen gider, kuş pazarından yeni bir kanarya seçeriz size. O çok sıra dışı bir kuştu Vedat. Her gün karşımıza çıkan senin bildiğin kanaryalardan değildi. Benim bildiğim kanaryalardan değil miydi? Bir keresinde televoleye çıkıp Alişan Başkan Fenerbahçe şampiyon demişti biliyor musun? Ne? Yani çok akıllıydı rahmetli, çok. O her zaman bir kanaryadan daha fazlasıydı benim için. Bazen yazıhanede sessiz geçen zamanların neşesi, bazen de başını omzuma yaslayabileceğim sadık bir dosttu benim için. Nasıl yani? Kanaryanın omzu mu vardı yani? Hani kendisi sıra dışı bir kuştu dedim ya az önce. Ha, öyle yani. Sabahları yazıhaneye geldiğimde bana günaydın Muhteşem abi derdi. Ben de ona günaydın Rosalinda derdim. Rosalinda mı? Onun adı Rosalinda'ydı Vedat. Kafesin içindeki sopanın üzerinde bir pembe dizi kahramanı kadar havalı ve alımlı durduğu için ona bu adı vermiştim. Bütün gün kafesin teline asılı aynanın karşısına geçip güzelliğini seyrederdi Rosalinda. Sarı saçlarını rüzgara bırakıp çik çik şeklinde. Ayna söyle bana, var mı benden güzeli bu dünyada diye. Aynayla kafa bulurdu sabahtan akşama kadar. Ondan daha güzeli değil Eminönü kuş pazarında. Manyas kuş cennetinde bile yok. Allah Allah. Kaç defa geldim sizin yazıhaneye. Ben niye hiç görmedim bu kuşu ya? Niye hiç dikkatimi çekmedi böyle özel bir kuş, anlamadım valla. Rahmetli biraz kafesine kapalı bir kuştu biliyor musun? Kafesine kapanık bir kuş muydu? Yabancı biri geldi mi utanır, alır kafesini hemen arka odaya geçerdi. Ne?
Kanarya'dan çok bir flamingoya benzerdi zaten. Flamingoya mı? Belki de o yüzden şey dememişsindir rahmetliyi. Ya belki. Çok iyi bir kuştu, çok. Ya ne olur yapmayın Muhteşem Bey ya. Şimdi beni de alıtacaksınız ya. Bak başladı, gözüm yaşarıyor valla. Allah Allah, açılırsın Allah. Ben alamayacağım havası. Rosalinda. Rosalinda. Benim Sedat Bey, korkmayın benim. Uyarı için biraz geç kaldınız ama neyse. Ne? Şu platonik aşığınız hiçbir yerde yok diyorum. Kaçtı galiba. O benim platonik aşığım falan değil Sedat Bey. Sadece kendisini iyileştirdiğim için bana teşekkür etmeye gelmiş. İyi kalpli bir hastam oluyor kendisi, o kadar. Heh. Veteriner ve uzman sizsiniz Berna Hanımcığım. Siz öyle diyorsanız öyledir mutlaka. Benim tek bir platonik aşığım var, o da siz oluyorsunuz Sedat Bey. Ne? Ben bunu dışından söylemedim değil mi? Bana söylemedin deyin. Söylemedim değil mi? Yok, söylemediniz Berna Hanım. Oh, Allah'a şükür o zaman. Bir an için sesli düşünüyorum gibi sandım. Çok korktum biliyor musunuz? Ya ya. Platonik öyle mi? Ne? Sizden bu tarafa bir şey yok yani. Sadece buradan oraya, öyle mi? Ne? Bunu bildiğim iyi oldu aslında. Neyi bildiğiniz iyi oldu? Berna Hanımcığım. Şu andan itibaren kıllı veya kılsız, platonik veya değil, hayattaki tek aşığınız o maymun oluyor, haberiniz olsun. Hoşça kalın efendim. Ne dedim ben şimdi ya? Sedat Bey, durun. Doğum günü olmasa da doğum günü kadar güzel bir kutlama bu. Pasta da olur, mum da. Ece, sen misin kızım? Sedat Bey, bulabildiniz mi maymunu? Sedat Bey! Ece! Sedat Bey! Ece! Berna Hanım'ın evinden çıkmıyor. Ece! Rüzgardan kapandı herhalde. Nereye gitti bu pasta? Yok mu? Yok. Nereye gitti bu hayvan ya? Belki de kaçmıştır. Ya Altay, bu senin her zamanki organize şakalarından biri değil, değil mi? Ne? Bak, eğer öyleyse bence daha fazla oyun oynamadan hemen bunun bir şaka olduğunu ilan et herkese. Yoksa daha sonra ben bile kurtaramam seni babamın gazabından, ona göre. Babanın gazabından mı? Babamı bugün terfi ettirip gazetenin magazin şefi yaptılar. Aa, sahi mi? Ne ya güzel. Ya ne güzel. Zavallı adam bu güzel olayı hiç tanımadığı bir maymunu kovalayarak kutluyor ne yazık ki. Tüh, ben bunu bilmiyordum ya. Altay. Yok Ececiğim, vallahi şaka falan yok. Böyle en kıllı haliyle yanımda oturmuş televizyon seyrediyordu. Bak inanmazsan ördeğe sor. O da gördü her şeyi. Sor.
Nereye koydum ben bu pastayı ya? Bir ara çamaşır makinesini çalıştırmak için banyoya girmiştim. Orada mı unuttum acaba? Yok artık. Banyoda pastanın ne işi var canım? Tüh. Yararı yok Altaycığım. Artık bu numaralar işlemiyor. Gel. Of. Bak gözünle gör işte. Sigorta atmış. Nasıl yani? Ben yapmadım herhalde. Ne, nereden bileceğiz? Elektrik gittiğinde ben yanınızdaydım. Bu durumda sigorta nasıl attı? Buna ne diyeceksin? İster inan ister inanmayıcı. Ama ben gerçeği söylüyorum. Maymun buradaydı. Hmm. Yanımda oturmuş benimle birlikte televizyon seyrediyor. Ama sen bana inanmamaya devam et. Tarih bir gün seni de beni de yargılar nasılsa. Altay, sen ne saçmalıyorsun? Ne bileyim. Televizyon seyrediyordu öyle mi? Evet, aynen öyle. Hatta kumanda yayını almış, kanal bile değiştiriyordu. Ne? Kanal mı değiştiriyordu? Ben yeryüzünde... benden daha hızlı kanal değiştirebilen bir yaratık yok zannediyordum. Ama varmış demek ki. Onun parmakları benden daha uzun tabii. Oradan kıvırıyor olayı. Tabii. Büyük bir ihtimalle genel kültürünü geliştirmek için bir yarışma programı falan arıyordu kendine. Yok. Daha çok bir çizgi film arayışındaydı sanki. Bu yaptığın çok ayıp Altay. Ya Ece vallahi yok öyle bir şey ya. Bu yaptığınız çok ayıp Berna Hanım. Ya Sedat Bey vallahi yok öyle bir şey. Hadi Ececiğim gidiyoruz. Herkesin maymunu kendine. Bundan sonrası bizi ilgilendirmez. Ama baba... Ay. Üzülme yavrum. Ben yarın pazardan bir tavşan alırsa alırım evin içine. Biz de onu ararız ne güzel. Ne? Ciddi söylüyorum. Hem tavşan maymundan çok daha atik, çok daha sevimli bir hayvan olduğu için... biz onlardan çok daha fazla eğleneceğiz emin ol. Babacığım sen yine ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Bilmiyorum kızım hadi gidiyoruz. Sedat Bey bir dakika durun bir dakika. Ne olur yapmayın böyle. Öyle demek istemediğimi siz de çok iyi biliyorsunuz. Hiç de bilmiyorum efendim. Hiç de bilmiyorum. İyi o zaman. Şimdi bilin o zaman. Dinliyorum. Bizim... yani benim buradan da... sizin o tarafa bir şeyler var yani. Nasıl bir şeyler yani? Aynı sizin o taraftan bizim... yani... benim bu tarafa gelen şeyler gibi. Maymununki gibi değil yani. Hayır değil. Emin misiniz? Eminim galiba. Son kararınız mı? Ay, Sedat Bey bir daha böyle kötü bir espri yaparsanız her an her şey değişebilir ona göre. Çok affedersiniz Berna Hanımcığım. Söz bir daha olmayacak. İyi o zaman. Berna Hanım. Efendim Sedat Bey. Şu anda kuyruğum olsa deli gibi sallardım biliyor musunuz? Ne? Babacığım, siz ne hakkında konuşuyorsunuz böyle? Şey hakkında konuşuyoruz. Berna Hanımcığım, biz ne hakkında konuşuyoruz acaba? Şey hakkında konuşuyoruz Ececiğim. Bu akşam size bir salata yapacağım da... içine ne koyayım diye tartışıyoruz babanla. Evet. Salata mı? Evet. Olmaz Berna Hanım. Asla salataya sirke koymanıza izin veremem. Ama Sedat Bey, bazen sirke... limonların çok daha fazlasını katabilir bir salataya. Buna izin veremem Berna Hanım. Buna izin veremem. Kabul. Ancak siz de salatanın içine beyaz peynir kırıkları koymaktan vazgeçeceksiniz Sedat Bey. Kabul. Anlaştık. Anlaştık. Sirke yok. Beyaz peynir de yok. Hadi o zaman aşağı inelim. Önden buyurun efendim. Babamın şu salata işini bu kadar ciddiye aldığını bilmiyordum doğrusu. Ben de annemin. Bunlar kesin bir numaralar çeviriyorlar ama. Beni affettin mi Ece? Ben sana küstüm öyle değil mi? Öyleydin galiba. Olağanüstü hal geçtiğine göre tekrar küs halime dönebilirim o zaman. Ben gidiyorum Altay. Dershanedeki kız arkadaşlarına da benden çok selam söyle. Beni de bir daha aramazsan çok sevinirim ayrıca. Ece dur. İnan bana o kızlarla hiçbir alakam yok. İnanmıyorum Altay. Önümüzdeki birkaç yüzyılda inanmayı düşünmüyorum açıkçası. O zaman yarın dershanenin çıkışına gelirsin. Kapının önünde herkesin içinde sarılırım sana. Herkesin içinde mi? Evet. Herkes ne kadar tatlı,
Ne kadar dünyalar güzeli bir kız arkadaşım var görsün istiyorum. Seni ne kadar sevdiğimi, sen varken başka birine bakmamın ne büyük bir salaklık olacağını bilsin istiyorum herkes. Seninle sadece birkaç saattir küs olmama rağmen seni ne kadar özlediğimi bilemezsin Altay. Yok, buraya da koymadığıma eminim. Hii, acaba farkında olmadan hepsini ben mi yedim? Yok. Yemiş olsam göbeğim şişerdi. Bak. Afiyet olsun evladım. Şunları da katlamadan koyuyorlar ya buraya. Hepsi benim suçum. Hepsi benim suçum. Nasıl acık unuttum ben o kafesin kapağını bilmiyorum ki. Nasıl bu kadar düşüncesiz, bu kadar kalpsiz bir sahip olabildim hiç bilmiyorum. Ne olur ağlamayın artık Muhteşem Bey. Belki Rosalind de hala hayattadır, olamaz mı ha? Belki yarın sabah çıkar gelir döner kafesine ha? Aslında keşke çıkarken pencereyi açık bıraksaydık biliyor musunuz? Eğer geri döndüyse şimdi durmadan kapalı pencerenin camına kafa atıyordur zavallı. Yok Vedat'cığım yok. Çoktan kedi maması olmuştur rahmetli. Çok kedi maması mı? Mahallede ne kadar kedi varsa alayı hastaydı Rosalind ama. Ha öyle kedi maması yani. O kadar da koştum peşinden yakalayayım diye. Masaların sandalyelerin üzerine çıktım. Pencerelere tırmandım ama yakalayamadım. Bir ara kuyruğundan yakalar gibi oldum ama olmadı. Parmaklarımın arasında kaydı gitti. Geriye sadece sapsarı bir tüy kaldı Rosalind'ın. Aslında ben de gözlerimi açıp sizi karşımda göremeyince çok korktum biliyor musunuz Muhteşem Bey? Hatta beni affedin. Bir ara benim makbuzu vermemek için kaçtığınızı bile düşündüm yani. Kaçtığımı mı düşündün? Kaçtığımı mı düşündün? Çok teessüf ederim. Hatta bunu bir hakaret sayarım. Öyle değil canım. Yazık. Çok yazık. Demek ki beni daha tanıyamamışsın. Rica ederim. Sen şöyle bana bir dikkatlice bak. Şöyle bir süz baştan aşağı. Bende sanattan, sanatçıdan kaçacak adam hali var mı? Ha? Var mı? Yok Muhteşem Bey. Bir ara birkaç saniyeliğine öyle düşündüm sadece. Sizi tuvaletin penceresine sıkışmış görünce anladım zaten kaçmadığınızı. Zaten bizim hanın tuvaletini yapan mimarı bir elime geçirsem. Nasıl? İşte tam o pencerede az kalsın yakalıyordum Rosalind'ı. Ya yazık oldu sahiden de. Hem kaçacak olsam kapıdan kaçardım canım. Ne işin var tuvalet penceresinde falan? Yok o saatten sonra sizin hanın kapısını kilitliyorlar ya. Dışarı çıkmak için hanın 112 yaşındaki bekçisini uyandırmak gerekiyor ya. Belki tuvaletin penceresinden kaçmak daha kolay olur diye şey ettiniz sandım. Yani kaçıyor olsaydınız yani. Ciddi mi söylüyorsun ya? Gitmiyorlar mı sahiden? Ya hiç haberim yoktu vallahi. Saate bak kaç olmuş. Hadi ben de kaçayım. Yani gideyim. Daha gidip rahmetli için gazeteye vefat ilanı vereceğim. Vallahi bırakmam. Ne olur bırak ya. Bırakmam ya. Ya bırak ya. Vedat sen yine gözlerini kapayıp yüze kadar saysan. Ne? Yani ben gitsem diyorum evde çoluk çocuk bekliyor. Aa Muhteşem Bey. Hani sizin hiç çocuğunuz yoktu? Bu yüzden yakında UNICEF yararına kaset çıkaracaktınız hatta. Ben ne diyorum? Yani bir an önce eve gidip hanımla çalışsak da bizim de olsa. Değil mi? Çalışmadan olmuyor bu işler biliyorsun. Buralara kadar geldiniz. Abim Sedat'la sizi tanıştırmadan asla bırakmam Muhteşem Bey. Kendisi çok büyük bir gazetenin magazin şefi. Öyle mi? Maşallah, maşallah, maşallah. Benim kasetin tanıtımı için yardımcı olacağına söz verdi bana.
Siz de kasetin çıkış tarihi falan hakkında biraz bilgi verirsiniz. Hadi gelin. Vedat'cığım. Efendim Muhteşem Bey. Sen çok hızlı koşar mısın? Lisedeyken okulun atletizm ve basket takımındaydım. Yapma. Niye sordunuz? Muhteşem Bey. Kim var orada? Gelin benimle. Biri seni mi çağırıyor? Hadi Muhteşem Bey. Hadi. Rosalinda. Rosalinda. Berna Hanım, Berna Hanım. Az önce söylediğiniz şeyler. Az önce söylediğim şeyler bir süre ikimizin arasında kalırsa çok sevinirim Sedat Bey. Çocuklar açısından yani. Merak etmeyin. Ama beni çok mutlu ettiğinizi de bilin. Peki. Ben artık bu merdiven arası flörtlerinden çok sıkıldım biliyor musunuz? Merdiven arası flörtlerinden mi? Bakınız şekilde görüldüğü gibi. yarın akşam diyorum. Sizi baş başa, beni baş başa, bizi ikimizi baş başa güzel bir yemeğe götürebilir miyim diyecektim. Bilmiyorum ki yarın akşam. Yani yarın akşam olmazsa öbür akşam da olabilir. Olmazsa ondan sonraki akşam, olmazsa ondan sonraki akşam. Yani önümüzdeki 30 yılın her akşamı müsait benim için. Hep böyle yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorum efendim? Şu en şirin halinizle beni güldürüp kalbimi en kolay şekilde fethediyorsunuz. Size karşı koymama, size naz yapmama hiç fırsat vermiyorsunuz. O zaman yarın geliyorsunuz anlamına mı geliyor bu? Geliyorum galiba. Yaşasın. Çok mutlu oldum. Benim de önümüzdeki 30 yılın her akşamı müsait nasıl olsa. Keşke bir kuyruğum olsaydı ya. Ne güzel sallardım şimdi. Ya Vedat'cığım ya, akşam akşam hiç rahatsız etmeseydim sizi ya. Ne rahatsızlığı Muhteşem Bey, ne rahatsızlığı. Sizin gibi sanatın ve sanatçının dostu bir insanı evimizde misafir etmek bizim için bir onurdur. Merhaba Vedat. Merhaba Roza, nasılsın? Sana ne? Ben bu kızı nereden tanıyorum ya? Benim kaşık düşmanlarından biri oluyor kendisi. Hani bir kere sizin oraya gelip alnınıza silah dayayıp beni sormuşlardı ya, oradan hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Bu kız o kız değil mi? Bir de diğeri var. Allah! Bu bir kabus. Bu bir kabus. Kabus mu bu bir kabus? Kabus. Ne istiyorsun Vedat? Sizin ne işiniz var burada ya? Biz artık burada oturuyoruz. Ne? Evet, burada oturuyoruz. Ama bu nasıl olur? Siz burada oturamazsınız ya. Burada böyle bizim alt katta oturamazsınız ya. Ne yazık ki elimizdeki kira kontratı tam tersini söylüyor Vedat'cığım. Kira kontratı mı? Hem de 2 yıllık. Ne? Kısacası önümüzdeki 2 yıl boyunca burada oturarak birikmiş bütün intikamımızı senden taksit taksit almayı düşünüyoruz Vedat'cığım. Bu bir kabus değil mi? Ben aslında şu anda uyuyorum ve bir kabus görüyorum. Evet, bu bir kabus. Hadi, hadi birisi bana vur, beni uyandırsın artık. Hadi vurun ya, vurun. Biriniz vurun. Bu ayılacağına bayıldı Roza kardeş. Zaten uyumuyordu ki, yürüme. Doğru ya. Allah Allah, yani. Elleriniz dert görmesin ya. Verin o muhterem ellerinizi öpeyim. Ayrı ayrı tebrik ederim. Yani zamanlamanız olsun, tekniğiniz olsun muhteşem. Aynı benim adım gibi. Ayrı ayrı tebrik ederim. Ben kaçıyorum. Size birer kartımı takdim edeyim. Olur ya, bir gün kasetneyin çıkarmak isterseniz beni arayın. Tekrar elinize sağlık. Arkadaşı bir 5-10 dakikada baygın tutarsanız çok sevinirim. Hadi eyvallah. Kaset fikri hiç de fena fikir değil aslında. Bunu ne yapacağız Roza kardeş?
Hazır bu Davaroğlan'ı baygınken intikamımızın ilk taksidini alsak diyorum. Aslında olur vallahi ya. Hadi tutun kollarından da içeri alalım. Kusura bakma evladım. Öyle kuru kuru yedin kocaman pastayı. Bilsem yanına bir çay demlerdim biliyor musun? Ben müsaadenle gidip Sedat Bey'e haber vereyim artık. Onlar da yukarıda seni arıyorlardır biliyor musun? Sen burada otur. Hiçbir yere kaybolma olur mu evladım? Hiçbir yere kaybolma ki sonra bana deli demesinler. Ben hemen geliyorum. Sen otur burada. Berman amcam. Şu anda apartman arasında ve yalnız olduğumuza göre size diyorum, bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii sorabilirsiniz. Şimdi benim için hissettiklerinizi birden ona kadar puanlamayla değerlendirmeniz gerekirse siz şu anki durumumuza kaç puan verirdiniz acaba? Bilmem. Bunu hiç düşünmedim. Şimdi düşünseniz? Issız bir adaya düşsem, yanıma alacağım üç şeyden biri siz olurdunuz desem, bu size bir fikir verir mi acaba? Ciddi mi söylüyorsunuz? Hı-hı. Berna Hanımcığım, siz en yakın ne zaman ıssız bir adaya düşmeyi düşünüyorsunuz acaba? Efendim! Zamanlamana hayranım Latife Sultan! Sedat Bey pasta! Sedat Bey pasta! Sakin ol Latife Sultan, sakin ol! Herkese yetecek kadar var pasta! Hiç sanmıyorum Sedat Bey! Nasıl hiç sanmıyorsun? Artık bir pastanız yok diyorum! Hı? Yok mu? Nasıl yok Latife Sultan? Nereye gitti kocaman pasta? Maymun! Maymun hepsini yemiş Sedat Bey! Maymun mu? Bu taraftan Sedat Bey, bu taraftan. Maymun! Ya, gördünüz mü işte? Berna Hanım dikkat! Ay, ay. Merak etmeyin Sedat Beyciğim, bir şey yapmaz. Oh, oh, ben de seni çok özledim oğlum. Ben de seni çok özledim. Ay. Ben bu durumu kıskansam mı sevinsem mi hiç bilmiyorum biliyor musunuz Berna Hanım? Bakayım koluna nasıl olmuş. Yara neredeyse tamamen kapanmış vallahi. İki sene önce kafesin içinde diğer arkadaşlarıyla oynarken çok fena yaralanmıştı da. Bana mı bu? Büyük ihtimalle size oluyor Berna Hanımcığım. Lafın gelişi söyledik herhalde. Ha öyle yani. Çok naziksiniz efendim. Niye zahmet ettiniz ki? Biliyorum. Seni ve diğer arkadaşlarını çok ihmal ettim. Ama söz. Bundan sonra ayda en az iki kere ziyaretinize geleceğim. Ne? Aa, söz tabii söz. Oh. Ay 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 ay. Oh canım. Dur be. Oh. Dur dur dur. Ah oh. Her şey için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Michael'ın gelip sizi bulması bizim için çok büyük bir şans oldu doğrusu. Ya Allah korusun. Bir de koca şehirde trafiğin arasında kaybolsaydı. Michael kim Berna Hanımcığım? Michael bu Sedat Bey. Ha. Öyle bildiğimiz Michael yani. Michael Jackson gibi yani. Hayır efendim. Maymunun mayını kılında kılını birleştirip öyle bulduk bu adı. He? Türkçesi benim kılım anlamına geliyor yani. Senin kılın mı? May. Kıl. May. Arkadaş bayağı kıllı bir arkadaş oluyor da.
Anlıyorum. Yani anlamıyorum da anlamış taklidi yapıyorum işte. Biz gidelim artık. Her şey için tekrar teşekkür ederim Berna Hanım. Rica ederim. Güle güle. Güle güle Michael. Yine bekleriz efendim. Sen ne diyorsun Latife Sultan ya? Öyle lafın gelişi söyledim Sedat Bey, kızmayın hemen. Hadi bakalım, herkes içeri, kutlama hazırlıklarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Berna Hanım, doğrusunu söylemem gerekirse şu maymunu bayağı bir kıskandım ben. Ama maymun gitti, siz hala buradasınız, öyle değil mi? Ay! Oh! Sıkıntı bastı. Hadi kızım, tut annenin kuyruğunu, Latife Hanımlara gidiyoruz. Annemin kuyruğunu mu? Gelinliğin kuyruğunu, benim Pokemon kafalı kızım. Gelinliğin kuyruğunu. Ha, öyle kuyruğu yani. Ben de diyorum, annemin kuyruğu olur mu? İlk defa da anlasan şaşardım zaten. Ya Tahir Bey, Latife Hanım'ın bunu açabileceğinden emin misiniz gerçekten? O açamazsa başka hiç kimse açamaz Gülüzar Hanım. O açamazsa başka hiç kimse açamaz. Latife Hanım bizim son şansımız. Hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Ne söyleyeceksin? Hocam, Latife Hanım'dan önce son olarak Ali Baba ve Kır Karamiler formülünü denesek nasıl olur acaba? Ali Baba ve Kır Karamiler mi? Hani var ya hocam, bütün gün oradan oraya at üstünde koşturup açıl susam açıl diyerek çeşitli mağaraların kapılarını açan 41 tane neşeli arkadaş. Ne alakası var evladım şu andaki konumuzla? Ne alakası var? Çok alakası var hocam. Hatta müsaade ederseniz şöyle izah edeyim. Biz şimdi burada Cangül, Gülizar Hanım, Arzu Hanım ve ben 4 kişiyiz değil mi? Sizi saymıyorum hocam. Çünkü bu durumda siz Ali Baba oluyorsunuz. Ne? Ben şimdi bir koşup gidip bizim kahveden 36 arkadaş daha toplayıp buraya getireyim. Böyle hep beraber gelinliğin önüne dizilip hep bir ağızdan 3-4 defa açıl fermuar, açıl diye bağırırız. Ve böylece el değmeden fermuar açmış oluruz. Nasıl fikir hocam? Ay, el değmeden açılacaksa bence çok iyi bir fikir Tahir Bey. Bence de harika bir fikir Hasbiciğim. Seni kutlarım. Hasbiciğim. Ha dur bekle. Sana hemen hediyeni vereyim. Aman hocam, ne gerek var hediyeye? Biz görevimizi yapıyoruz sadece. Arzucuğum. Efendim babacığım. Gel kızım. Geldim babacığım. Rica etsem bana orta boy kırbacımı getirir misin? Ne? Yo yo. Bunun poposu büyüğe benziyor. Sen büyük boy kırbacımı getir en iyisi. Hemen babacığım. Yallama hocam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Buyurun babacığım. Dur! Kaçma! Gel buraya! Gel buraya dedim sana! Tahir Bey! Gösteririm şimdi ben! Sakin olun Tahir Bey! Karamileri. Sakin olun Tahir Bey! Şekeriniz çıkacak yine! Kaçtılar. Hadi kızım, tut annenin kuyruğunu, Latife Hanımlara iniyoruz. Ay. Makarna 5 dakika sonra hazır. Ben de şimdi sosa başlıyorum. Salatayı da birlikte yaparız. Tamam. Şarabı dolapta unuttum, görüyor musunuz? Ya ben de marulu yıkamayı unuttum. Bunu herkesten saklama işi biraz zor olacak galiba. Herkesin bildiği sırları saklamak dünyadaki en zor işlerden biridir Berna Hanımcığım. Herkesin bildiği sırlar mı? Hı hı. Açılmıyor. Ver şunu bana. Ne var biliyor musunuz? Ne var Sedat Bey? Ben sizden niye bu kadar çok hoşlandığımı buldum galiba. Niyeymiş peki? Çünkü siz beni tamamlıyorsunuz. Sizi tamamlıyorum. Ben de hayatımdaki eksik olan her şey sizde var. Aynı şey benim için de geçerli o zaman. Nasıl?
Siz de beni tamamlıyorsunuz diyorum. Umarım öyledir Berna. Sizin şefliğinize içiyoruz o zaman. Hayır. Hayır mı? Bence bugün benim şef olmamdan çok daha önemli bir şey oldu kutlamamız gereken. Anlayamadım. Hadi bize içelim. Bize mi? Hı-hı. Bize içelim. Durun Sedat Bey. Ne oldu? Şimdi şarap içiyoruz ya. Söz verin püskürtmek yok. Tamam, tamam söz. Ama siz de püskürtmeyeceksiniz. Yok, ben siz püskürtünce püskürtüyorum sadece. Tamam. Zaten şu anda burada bizi şaşırtacak ne olabilir ki? Hadi o zaman. Hadi. Latife Sultan kapı. Açıyorum. Latife Sultan, bizim bir derdimiz var. Ne olur bize yardımcı olun. Herkese iyi akşamlar. Latife Sultan, gelinliğin fermuarı sıkıştı. Açamadım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Latife Hanımcığım. Elleriniz dert görmesin inşallah. Önemli değil efendim, önemli değil. Bizimkisi tecrübe sadece. Ben dedim sana hanım, Latife Sultan'daki el işi tecrübesi Singer dikiş makinesinde bile yoktur diye. Herkese iyi akşamlar. Ya ya iyi akşamlar. Yürü hanım yürü. Sana ne herkesin akşamından. Tekrar sağ olun Latife Hanımcığım. Bazen keşke şu kutu kola kafalı Sedat'ın değil de bizim Arzu kızımızın dadısı olsaydınız diye geçiriyorum içimden, biliyor musunuz? Aman Allah korumuş efendim, Allah korumuş. Ne? Yani iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Yine bir hayat kurtardın Latife Sultan. Abartmaya değmez canım. Basit bir fermuar açtım o kadar. Ben şu sofrayı kurmaya devam edeyim en iyisi. Latife Sultan. Efendim Sedat Bey. İyi ki sen bizim dadımızsın biliyor musun? Sen olmasan biz ne yapardık hiç bilmiyorum. Sağ olun Sedat Bey, sağ olun. Bir kez daha deneyelim mi? Bir kez daha? Bundan sonra bizi bu kadar şaşırtacak başka bir şey olamaz herhalde. Haklısınız efendim, haklısınız aslında. Yani Tahir Hoca ile Gülizar Hanım'ı gelin damat kılığında görmekten daha fena ne olabilir akşamın bu saatinde? Hadi o zaman bize içiyoruz. Tamam, bize içiyoruz. Hadi canım, yok artık. Ben bakıyorum. Selam. Karşınızda intikamımızın ilk taksidi efendim. Vedat Güllüsüz. Nasıl da böyle büyüdün ve serpildin, büyüdüğünü görmedin. Ah babacığım, beni anlasaydın, üzülüp kızmazdın, heyini bozmazdın. Ben en güzel çağımı yaşarken benimle birlikte yol alırdın. Genç kız, bir de babası var benim gibi rahatsız. Üzgünüm, büyüdüm bunu biliyorum. Seni çok seviyorum.